Dostlarım herkese merhabalar. Ya bir sene önce var ya neler nelerle karşılaşmışız ki böyle fırsatları. Şimdi bunlar dostlarım gerçekten de önümüzdekiler fırsat mı değil mi diyerekten bunlara bakmak istiyorum. Çünkü önümüzde o kadar çok fırsat var ki abi bunları sizlere göstermemi lütfen izleyin diyerekten böyle bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi Avax'ın dostlarım çok güzel bir blockchain olduğunu biliyoruz ama geçen seneye baktığımız zaman bugün de itibaren yani geçen senenin bugünü neler olmuş. Baktığımız zaman Avax'ı 3 dolar olarak görebiliriz. Bakın Terra şu anda oluşturduğu bir main net var yani mainnet kendisine bir blockchain oluşturmuş abi mükemmel bir şey yani aynı şekilde Solana abi bize konuşacağız zaten ama olayları önce bir bakalım geçmiş dönemlerine ne olmuş bakın Solana baktığımız zaman ya bugünün mesela böyle olacağını bilsek yani almaz mıydı bu tabloyu mesela alırdık evi arabaya satardık yani hep böyle düşünürüz yani hep böyle düşünmeye devam ederiz ama yani düşündüğümüz zaman bizim daha blockchain daha ekosistem bizim daha yürümedi bu arada yani bunlar da olmadı bunlar da daha... Ta böyle etapta daha bunlar da startı da verilmeli. Yani test aşamasında yavaş yavaş daha şu anda yavaş yavaş ilerliyor ama önümüze baktığımız zaman zaten bu coin bir yıllık bir coin. Yani şunları söylemek istiyorum. Avax abi kaç senelik coin? Anladın mı? Lunar, Solana, Doge, Matic var bak. Yani şunları söylemek istiyorum. Şu anda bizim e, hem oyun sektörüyle alakalı hem de bu Metaverse hep yenilikleri açılan bir sistemimiz var aslında. Her zaman olduğu gibi. Yani her zaman böyle yenilikleri kovalıyoruz. Mesela 10.000 NFT'nin gelmesi bu swap işlemleri falan dediğim gibi şu apayrı bir konudan bahsedeceğim ama dediğim gibi yenilikleri açılan bir koyun var. Mesela dün abi Twitter'da TT'dik. Neden TT'dik? Hemen bunları konuşalım. Yani Twitter'da ikinci sıradaydık. Mesela Shib'de, Shiba'da bu hashtagler inanılmaz derecede mükemmel bir şey. Yani bunlar her zaman dediğim gibi abi ilgi talep bizi güzel bir yerlere götürüyor. Yani şöyle söylemek istiyorum. Grafikte konuşacağız. Bir şekilde bunları yorumlayacağız ama şu anda her koyun olduğu gibi dostlarım şu anda bu düşüş eğilimini yani 36 50'lere geldik. Yani şu an burada panik stres var mı arkadaşlar? Yok. E, indekste dominansa baktığımız zaman e, peş peşe gidiyor şu anda her şey belirli bir şekilde gidiyor ama Şunları söylemek istiyorum. İnanın 47.6 e Bitcoin açısından şu anda sıkıntı. Neden sıkıntı diye soracak olursanız şu anda bir yükseliş eğilimimiz var. Yani 53 bandına doğru götürdüğü zaman bizi zaten belli bir şekilde boğalar artık halleri serme günümüz. Çok inanılmaz bir şey çünkü şunları söylemek istiyorum. Altcoin'lere açısından altcoin'lere fazlaca bir para girişi olacak. Yani şu an anlık olarak konuşuyoruz ama inanın hacmimiz güzel bir şekilde ilerliyor şu anda. Popülerlikte inanılmaz derece. Twitter'da zaten titi olmuştuk. Her neyse arkadaşlar. Asıl mesele şu anda e, dolaşımdaki arz Yani dolaşımdaki arz falan diyorum ama abi yeni şeylerden bahsedeceğim. Çünkü e, sürekli bunlardan bahsediyoruz, bahsetmeye devam ediyoruz ama önemli çünkü e, dolaşımdaki arzdan bahsetmek istiyorum. Çünkü CMC'nin abi iki günü vardı. E, bir günlük bakalım bu bulguları nasıl bir şekilde bulacak. Bunları yarın göreceğiz. Bunları da yarın olduğu zaman e, bir şekilde paylaşırız ama e, neden önemli abi? Dolaşımdaki arzı, CMC şu anda neden herkes bunun üstüne düşüyor? Yani baktığımız zaman 300'lerde gözüküyordu. Şu anda baktığımız zaman 500. Yani... Hiç mi yakım yapmadı da demek istemiyorum. Bakın şu an yakımlar zaten çok fazla oluyor. Yani aynı şekilde Çertik abi asıl meseleden bahsedeceğim ama Çertik mesela güvenliği verdi tamam mı? bizim burada önemli olan önümüzde çok fazla yakıma dair şeyler var. Ve bu yakımlarda olduğu zaman bizi bariz bir şekilde fiyatımızı bir yere götürecek. Yani o yüzden şu anda herkes bunu bekliyor. Yani artık böyle onaylansın, antik bir şeyler böyle olsun CMC bekliyor herkes şu anda. Çünkü önümüzde bu yakım işlemleri olduğu sürece dostlarım inanın bir sent hayal değil. Bakın gerçek söylüyorum bir sent hayal değil. Çünkü abi şunlara da hayal diyorlar diye. Bak çok ciddiyim bakın. Avax'ın mesela 3 dolardan bu kadar dolarlara kadar gelmesi. onunla aynı şekilde Terra'nın. Yani 50 dolarlara 100 dolarlara gelmesi abi imkansızdı ya. Şunları düşündüğümüz zaman aksın mesela. Yani şu anda baktığım zaman 110 dolar ya. Yani kimse bir gün demesin yani bunlar gerçekten olmayacak mı? Abi biz yeniliği açık bir koyun gerçekten yani yeniliği yenilik devam ediyor. Yani benim her zaman söylediğim bir şey var abi adet arttırmanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum yani adeti arttırdığımız zaman çok büyük şeylerle aslında karşı karşıya gelebiliyoruz mesela e, bu alsat alsat mesela ben oradan alın buradan alın hani şu an demiyorum arkadaşlar şöyle bir şey mesela e, tam böyle detaylı söylemiyorum hani. Ee, rasyonel bir şekilde konuşacak olursak bir ölçülü yani bir şeye dayalı böyle bir şekilde konuşacak olursak arkadaşlar şunları konuşmak lazım. Yani en mantıksız şu anda stake yapmak. Stake'i nereden yapmak? Mesela Turus Wallet'den, e, Coinbase Pro'dan isterseniz Matebask'a aktarıp. E, önce onları onaylaması lazım. Önce onları onayladığı zaman dostlarım, cüzdanı onayladığı zaman ondan sonra hem Shiba'ları hem de Ethereum'ları aktarabilme şansınız. Yani bu duruma baktığımız zaman çok güzel. Yani ben böyle yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. Yani dostlarım şöyle bir şey var. Bakın e, ...grafiğe baktığımız zaman irade lazım, irade lazım, sabır lazım... ...çünkü böyle baktığımız zaman abi sonuç odaklı bakıyoruz... ...ve sonuç odaklı baktığımız zaman moralimiz bozuluyor... ...yani moralimiz bozuluyor gerçekten de çünkü... iş bu gözünde bir değerimiz var abi, onun göz değeri var gerçekten... ...yani insanlar sürekli sürekli diyor hani ben arttıracağım... ...gerçekten de bir fırsat var ve ben fırsatı böyle etmek istemiyorum... ...sürekli sürekli böyle alıp e, bekletmek istiyorum diyerekten herkes düşünüyor... ...yani böyle düşünen insan çok fazla... Ama bizim aslında burada Twitter'da TT olduk mesela onun amacından bahsedeyim mesela dolaşımdaki arzla alakalı. Yani bu yakımlar olduğu süreçte bizi zaten büyük yerlere götüreceğiniz zaten bariz bir şekilde herkes biliyor bunun farkında ve bu farkındalığı dostlarım yaratmak adına bunların da olması gerekiyor. Dediğim gibi bir günlük süreç var ve önümüzde dostlarım şibaryum var. Şibaryumun ne kadar önemli olduğunu defalarca bahsediyorum burada. E, şibar'ım çünkü şöyle bir şey. Yüksek gazete dostlarım düştüğü zaman bu Twitter'da titri bu ilgi meselesi. Bakın Şibaswap 2.0 bu ilgi meselesi. Hemen bizim fiyatımıza fazla bir şekilde etki edecek. 2022'de dostlarım e mesela EMC, Bir sinema zincirleri. Abi uçaktan otomobillere kadar bizim çok fazla bir ödeme yöntemimiz var. Ve ödeme yöntemleri hala böyle peş peşine geliyor ve gelmeye devam ediyor. Şu anda bir düşüş eğiliminde evet. Düşüş eğiliminde hemen söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi vergiyle alakalı bir meclisle alakalı bir söylemler var ve bu her sene oluyor. 2017'den beridir sürekli sürekli oluyor. Vergi sistemiyle alakalı zaten 2021'in Mayıs ayında dostlarım şöyle bir şey geçmişti. 2022'de vergilendirmeler olacak diyerekten bu piyasayı biraz zedeleyebilir ama ben şöyle düşünüyorum her böyle manipülasyon olduğu zaman e zaten bu piyasada dostlarım hep böyle bir sarsasyonel bir şeyler hep manipülasyonlu söylemler her zaman geliyor her zaman da olmaya da devam ediyor zaten. Yani bizim burada ne yapmamız gerekiyor diye soracak olursanız Piyasada 2017'den beridir sürekli sürekli böyle mesela içindeyim her zaman arkadaşlar belki daha fazla böyle paralar kazanabilirdim ama her zaman mesela ya ayı sezonuna denk geldi ya da böyle 20'li 30'lu rakamlar binlerce dostlarım e, doların düşmesine sebep oldu BTC mesela o zaman da altcoin'lere fazla zarar verdi e, panik satış çok fazla oldu yeni yatırımcı çok fazla eliyorlar yani doların düşmesiyle de alakalı mesela hani e, bak gözlerime falan bakıp falan bir şey vardı orada bir tartışması her neyse. Aynı şekilde küçük yatırımcı elediklerini bariz bir şekilde söylediler. E söylemeye de devam ediyor çünkü sürekli her piyasada olduğu gibi küçük yatırımcı oynuyorlar. Herkes. Herkes küçük yatırımcının bir an önce piyasadan çekilme ve fakirleşmeye yol açmasını istediği için küçük yatırımcıyı elemek istiyorlar. Yani herkes biliyor zaten büyük yatırımcı yukarıdan almaz. Almaz çünkü herkes bunun farkında olduğu için küçük yatırımcıyı hemen oralardan çektirmeye çalışıyorlar. Yani her zaman söylediğim bir şey var. Yani sonuç odaklı düşünmemek lazım. Böyle zaten sürekli sürekli ben bunları da söylüyorum. İndekse bakıyoruz, dominansa bakıyoruz. Bunlar sonucunda dostlarım zaten bir şekilde nereye gidiyor, nerelere gitmiyor diyerekten bunları konuşuyoruz ama mesela şöyle söylemek istiyorum. Bizim arzımız bir katrilyondu ve yarısına kadar indirildi. Yani hiç olmasaydı mesela ilk çeyrekli mesela bunları yaşamasaydı. Hani diyecektim ki abi daha hala olmadı. Neden o olsun hani yani o kadarlık yakın olmadı neden böyle ikincisi olsun diyerekten düşünmek istiyorum ama zaten ilki oldu. Yani CMC bir doğrulanmayı verdi. Dediğim gibi dalışımdaki arzımızın %41'i zaten eridi. Yani demek istedim şunları. SMC böyle uğraştırıyor ama her an böyle önümüzde bir sürprizle karşı karşıya gelebiliriz. Yani 2021'i dostlarım böyle kapatmak gerçekten de bizim adıma çok güzel bir şey. Bizim adımıza çok güzel bir şey. Çünkü e, baktığımız zaman bir yıl içinde yani çok güzel bir şekilde hareketler. Bir yıllık bir koyun çünkü. Daha önümüzde aslında çok güzel bir ataklar var. Yani popülerlik açısından. Çünkü tokenden çıkıyoruz. Bir shitcoin'e, bir meme, kripto para biriminden çıkıyoruz. Yani çıktığımız zaman aslında burada bizi bekleyen apayrı bir sistem var. Burası 2020 diyerekten düşündüm tamam mı? Burada da artık kapattığımız bir artık hem böyle şeyden oynatma listelerinden hem de NFT'lerden yakıma dair çok fazla işlemler oldu. Ve önümüzde 2022'de ...düzenlenmesi gereken ve olması gereken çok fazla yakın mekanizmaları var. Ve nasıl yarın bir yarım nasıl bir mekanizma ile karşı karşıya kalabiliriz bunları kimse bilemez. Yarım şi ile birlikte ödeme yöntemi olacak fakat ama... ...nasıl bir mekanizma olacak bunu kimse bilemez. Yani medium'a baktığımız zaman bu şi ile birlikte mesela 0.01 ile birlikte... ...böyle bir e, ödeme ile birlikte bir şeyler olacak diyerekten söyleniyor. Aynı şekilde Tieta diye bir şey çıkacak. Kim bilir o nasıl bir mekanizma olacak. Gerçekten uzun vade bu koyunu beklemek gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Aslında soruların cevaplarını veriyoruz ama... Ben şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim elimde fazlaca bir Shibokoy'un olduğunu çoğu insan biliyor artık. Hani şunları söylemek istiyorum. Benim elimde bu kadar Shibokoy'un var ama. Yani abi inanın bak sizde. Bir gün bali balinası olabilirsiniz. Çok ciddiyim bak. Ortada çünkü bir adamın 900 bandından aldığı. Mesela 5000 bandından sattığı adam orada e bir nevi yapıyor. O yüzden şunları söylemek istiyorum. Senin aldığın mesela 900 bandından 32 bandına aldığın. 36-38 bandından aldığın her neyse. Yarın bir gün 0.001 dolara falan geldiği zaman. Yani... Çoğu insan satacak ve çoğu insan da 0.001'den alacak anladınız mı? Hangi rakama geldiyse. Ama şunları söylemek istiyorum. Piyasayı gerçekten yönlendiren bu isimler bariz belli. Ve e, sabredenin dostları mesela şöyle söylemek istiyorum. Çok kabaca olacak belki ama 2016'dan beri de bekleyen adam mesela BTC'yi. Yani piyasanın abi nirvanası. Yani adamın elinde tutulabiliyor piyasa yani. Bir şekilde ufak da olsa volatilini ayarlayabiliyor yani şey yapabiliyor tamam mı? Onun bir oynaklığını yapabiliyor adam ya. Yani, o bile çok güzel bir şey. Yani şunları söylemek istiyorum. Adamın mesela elinde trilyon, bir trilyon. Yani şöyle baktığımız zaman 2020'de bu adam aldı ve bir trilyon al. Şu fiyatları zaten bir trilyon. Anladın mı? 150 bin lira adam o kadar alabiliyor, fazlasını alabiliyordu. Yani şunlar önemli abi aslında. Yani bugün mesela baktığımız zaman Avaksa, Luna'ya baktığımız zaman zaten tablo önümüzde zaten bariz belli. Her şey bariz belli. Aksa bakalım mesela 100 dolar. Yani yarın bir gün nasıl bir şeyle karşı karşıya geleceğiz bunu kimse bilemez. Bakın aksi mesela 0.64 ve şu anda 100 dolar abi inanılmaz ya. Gerçekten bir mesela 500-600 dolar. Yani herkes diyor bir 1 cent abi hayal değil. değil. Tamam bunlar gerçekten hayal değil aslında şöyle baktığımız zaman. Yani belki daha büyük miktarlarla karşı karşıya gelebilir. Evet tamam bizim dolaşımdaki arzımız sıkıntı bunun farkındayız. Dolaşımdaki arzla yakılmayla çok fazla işlemler oluyor zaten. Yani dolaşımdaki arzı çok fazla bir şekilde belki indirgenmiş bir şekilde böyle indirilmiş bir şekilde arkasında görebilme şansımız nerede çok yüksek? Shibarium'da çok yüksek. Çünkü ortada bariz rakamlar belli. Bariz rakamlar her şey belli. Yani o mekanizmaya dair her şey belli. Oyun sistemiyle alakalı ve A yapısıyla alakalı sistemlerin hepsi belli. Yani bir coin'e dair, bir blockchain'e dair her şey belli. Bak şunları söylemek istiyorum. Mesela Avax'ın bir blockchain'i, Luna'nın, Solana'nın blockchain'i apayrı bir mekanizma. Bizim de mekanizmamız gerçekten bir coine dair. Mekanizmamız ve fırsatımız inanılmaz derecede büyük. Neden büyük diye soracak olursanız abi bakın. Binance'ten e bahsettim mesela Luna'nın. Yani bu blockchain'i apayrı bir şey. Bizim blockchain'imiz gerçekten de bu Arge milyarlarca dolar verildi ve Shitcoin'den popüler coin bizim artılarımız da bu arada çok fazla. Yani bunları dostlarım böyle yani olduğu zaman aslında bizim bu yerlere gelebiliriz. Yani şu anda önümüzde bir CMC'nin raporu var. Bu raporları dostlarım kesin anlamda artık onaylandığı zaman bizi artık farklı bir boyutlara götürecek. Farklı bir boyutlara götürdüğü için Twitter'da TT olduk mesela. Şu anda hala Twitter'da TT'yiz. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü dolaşımdaki arzı herkes merak ediyor. CMC'nin cevabını herkes merak ediyor. Balinalar... Bekliyor artık böyle tamam mı? Böyle pusmuşlar bekliyorlar. Çünkü cevabı ne olacak? Çünkü dolaşımdaki arz yakılıyor zaten. Bariz belli daha önceden düştü şimdi niye düşmesin diyerekten. insan bakıyor. Demek istediklerim bunlar dostlarım. Bakın Twitter'da TT olmamız bile yani bu gündemle alakalı zaten. Herkesin bunu beklediğini zaten bariz bir şekilde belli. Dostlarım e, akşam bir canlı yayın açabiliriz dediğim gibi. E, videoyu beğenmeyi ve kanala abone abone olmayı unutmayın. Bunlardan ilk siz yararlanabilirsiniz diyerekten dostlarım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla bunları paylaşabilirsiniz. Dostlarım Telegram'da da katılmayı unutmayın. NFT'de hakkında, çekilişler hakkında çok fazla konuşuruz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir